Doğu Türkistan. İslam medeniyetini besleyen en önemli nehir, Türkistan. Hunların, Göktürklerin, Uygurların, Karahanlıların, Gaznelilerin, Harzemşahların, Selçukluların ülkesi. Kaşgarlı Mahmut'un, Yusuf Has Hacib'in, Osman Batur'un, Dilşat Hatun'un, Mehmet Emin Buğra'nın, Mahmut Gaznevi'nin, Abdülkerim Saltuk Buğra Han'ın, Babür Şah'ın, Melik Şah'ın, İsa Yusuf Alptekin'in, Abdurrahim Ötkür'ün, İmam Buhari'nin, İmam Tirmizi'nin, İbn Sina'nın, Farabi'nin, Fergani'nin, Abdülhakim Mahsum'un, Edip Ahmet Yükneki'nin, Ali Han Tören'in, Mesut Sabri'lerin, Polat Kadri'lerin, Yakup Han Bedevletlerin ve Barat Hacıların memleketi. Asrımızın Endülüs'ü. Çağımızın kanayan yarası. Yıllık geçmişiyle Türkistan, dünya tarihinin merkezindedir. Batıda Hazar Denizi ve Ural Dağları'nın güney kısmına, kuzeyde Sibirya'ya, güneyde İran, Afganistan ve Tibet'e, doğuda Çin ve Moğolistan'a sınır olan Türkistan, oldukça geniş bir sahaya sahiptir. Tarih boyunca büyük imparatorluklara ev sahipliği yapan bu topraklar, Halife Abdülmelik Mervan döneminde Türklerin kendi rızalarıyla İslam'ı kabul edişinden sonra İslam aleminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Özellikle Hakan Saltuk Buğra'nın İslam'ı kabul etmesinin ardından 751-1216 yılları arasındaki dönem Doğu Türkistan'ın altın devri olarak bilinir. Medreseleri ve öğretim kurumlarıyla ünlenen Türkistan, bu dönem boyunca dünyanın dört bir yanından gelen öğrencileri misafir etmiş, tarihe yön veren devlet ve bilim adamları yetiştirmiştir. Bu bölgeden dünyanın dört bir yanına göç eden Türklerse, İslam'ı dünyanın çeşitli ülkelerine taşımışlardır. Çemenler berbat,
Kuşlar hem feryat, hepsi de mahzun. Olmaz mı Dilşat? Ah, olmaz mı Dilşat? Bugün Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın dahil olduğu bölge Batı Türkistan olarak anılmakta. İki asırdır Çin'in esareti altında bulunan bölge ise Doğu Türkistan olarak adlandırılmaktadır. Coğrafi yapının da sebep olduğu siyasi oluşumlar neticesinde bugün Doğu Türkistan toprakları üzerinde Çin'in çok önemli planları vardır. 1700'lerin ortalarında Çin istilasına uğrayan Doğu Türkistan, o dönemden beri akıl almaz bir direnişle Çin'e kafa tutmaktadır. Doğu Türkistan nüfus yapısı, dili, dini, sahip olduğu etnik köken, milli ve manevi birikimi açısından Çin'den tamamen bağımsız bir yapı sergilemektedir. Doğu Türkistan halkı en zor ve çetin koşullarda dahi Çin idaresini kabullenmemiş, sık sık bağımsızlık girişimlerinde bulunmuş, gerektiğinde silahlı mücadeleye de başvurmuştur. Peki Çin Doğu Türkistan'dan neden vazgeçmiyor? Doğu Türkistan, Çin'in çölün ilerisinde ve setin arkasında kalan tek toprağıdır ve bu yönüyle Çin'in batıya açılan penceresi konumundadır. Bu bölge aynı zamanda zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir ve toprakları da çok verimlidir. Doğu Türkistan, petrol, doğalgaz, uranyum, kömür, altın ve gümüş madenlerinin bolluğuyla dikkat çekmektedir ve bu yönüyle Çin'in en önemli ham madde kaynaklarından biridir. Doğu Türkistan'ın tüm yeraltı kaynakları Çin tarafından sömürülmektedir. Bu kaynaklardan elde edilen gelirden Müslüman halk kesinlikle faydalanamamaktadır. Doğu Türkistan sınırlarındaki Taklamakan çölündeki petrol kaynakları, dünyanın en zengin petrol rezervleri arasında yer almaktadır. Zengin doğal gaz, kömür ve bakır yatakları da bu bölgeyi Çin ekonomisi için vazgeçilmez kılmaktadır. Kızıl Çin topraklarından çıkarılan 148 çeşit madenin 118 çeşidi Doğu Türkistan topraklarındadır. Bu da Çin'in toplam maden ocaklarının %85'ini oluşturur. Çin'in toplam kömür rezervinin yarısını oluşturan Doğu Türkistan, kömür madenleri rezervi 2 trilyon ton olarak hesaplanmaktadır. 2000 yılı sonlarında yapılan bir araştırma ise Çin'in en zengin bakır yataklarının Doğu Türkistan'da olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çin'in diğer bölgelerinin bakır açısından zayıf olduğu ve Çin'deki tüm bakır yataklarının ülkenin ihtiyacının yarısını bile karşılayamadığı bilinmektedir. Doğu Türkistan'daki bakır madenleri Çin'in gözünde Doğu Türkistan'ı daha da değerli hale getirmektedir. Tüm bu madenlerin yanı sıra Doğu Türkistan'ın Çin'in en büyük pamuk üretim merkezlerinden biri olması bölgenin Çin için taşıdığı önemin bir diğer nedenidir. Doğu Türkistan'ın altın, petrol gibi madenleri Çin'e transfer edilmekte ve bu doğal kaynakların kullanımı her yönüyle Komünist Çin yönetiminin denetimi altında tutulmaktadır. Çin'de camilerin, medreselerin ve dini eğitim veren kurumların kapatılmasıyla başlayan din düşmanlığı her alanda devam ediyor. Kapatılan camiler, askeri kışla, depo veya sinema, tiyatro gibi eğlence yerleri olarak kullanılıyor. Cuma ve teravih namazları da dahil olmak üzere her türlü toplu ibadet yasak.
Geride kalan ve göstermelik olarak açılan birkaç camide ibadetlerini yerine getirmeye devam eden Müslümanlara ağır vergiler konuluyor. Bu camilerin onarım ve bakımı için kullanılacak bağışlara ve din adamlarının her türlü mal varlıklarına komünist yönetim tarafından el konuldu. Kur'an öğrenmek ve öğretmek tamamen yasaklandı. Dini eserler evlerden toplandı. Arapça metinler, pek çok tarihi el yazması kitapta dahil olmak üzere yakıldı. 18 yaşından küçüklere dini eğitim gerek evde gerekse okulda kanunen yasaktır. İslam ülkelerinin baskısı neticesinde bazı dini okullar açılmışsa da buralarda İslamiyet'ten çok Marksizm, Leninizm ve Maocu fikirler okutulmaktadır. Bu din okullarında görevli öğretmenlerin hepsi komünist ve ateisttir. Gençler dini bilgiden mahrum olarak büyütülmektedirler. Diğer okullarda ise din sanki unutulması gereken veya Çin halkının alt tabakalarındaki insanlar tarafından benimsenmiş iktidai bir inançmış gibi gösterilmektedir. Bu durum gençleri dini inançtan hızla uzaklaştırmaya başlamıştır. Hükümet Müslümanların faaliyetlerini çok sıkı kontrol etmektedir. Çin'deki İslam cemiyetinde görev yapanların çoğu komünisttir. Komünistler, İslamiyet'i İslam ülkeleriyle olan ilişkisini geliştirebilmek için bir araç olarak kullanmaktadırlar. Çin, Doğu Türkistan Müslümanlarına yönelik baskının dozunu sürekli arttırmaktadır. Müslüman gençler, din adamları, aydınlar, hatta çocuklar dahi anlamsız gerekçelerde gözaltına alınıp tutuklanmakta, çoğu zaman ailelerinin haberi olmadan idam edilmektedir. Yaşadıkları her türlü zorluğa, uğradıkları çeşitli işkencelere rağmen Doğu Türkistan halkı dinini yaşamakta ve ibadetlerini yerine getirmekte büyük bir sebat göstermektedir. Zulüm, katliam ve işkence komünist rejimin ayrılmaz bir parçasıdır. Doğu Türkistanlı Müslümanlara yönelik bu vahşet manzaralarına Çin'de sıkça rastlanmaktadır. Doğu Türkistan'ı bir Çin eyaleti haline getirmek isteyen Maoist rejimin bir diğer yöntemi ise zorunlu kürtajla aile planlamasıdır. Ailelerin bilinçlendirilmesi ve çeşitli tıbbi yöntemlerle kolaylıkla sağlanabilecek bir planlamanın yerine çocukların anne karnında veya doğduktan sonra katledilmesi yöntemiyle nüfus planlaması yapılmaktadır. Çocuk sahibi olmalarına izin verilmeyen kadınlar, hamileliğin ilerleyen aylarında dahi olsalar ya zorla kürtaj edilmekte ya da doğum yaptıktan sonra çocukları öldürülmektedir.
Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı asimilasyon politikalarından birisi de sistemli olarak bölgeye düzenlenen Çinli göçüdür. Bir yandan Doğu Türkistan Müslümanları tutuklanarak, öldürülerek, çalışma kamplarına gönderilerek topraklarını terk etmeye zorlanmakta, bir yandan da bölgeye Çinli nüfusun göç etmesi sağlanarak Doğu Türkistan Müslümanları tamamen etkisiz hale getirilmeye çalışılmaktadır. Mao'cu komünistler Doğu Türkistan'ı işgal ettiğinde Doğu Türkistan nüfusunun %97'sini Uygur Türkleri oluşturmaktaydı ve Çinlilerin oranı sadece %3 civarındaydı. Aradan geçen 60 yıl içerisinde Çinli nüfusun oranı %42'ye ulaştı. Çin'in Müslüman Türk kimliğini eritme politikası, bölgeye yerleşen Çinlilerin yanında Müslümanları kendi vatanlarında ikinci sınıf insan durumuna düşürmüştür. Bölgeye akın akın getirilen Çinli göçmenler, ülkenin en verimli topraklarına yerleştirilirken, yerli halk kurak bölgelere göç etmeye zorlanmıştır. Çinliler her türlü siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyal imkandan sonuna kadar faydalanırken Müslüman Türk nüfus gittikçe fakirleşmiştir. Ekonomik baskı, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı soykırımın çok önemli bir parçasıdır. Bugün Doğu Türkistan halkının büyük kısmı fakirlik içerisinde yaşamakta, %80'inden fazlası da açlık sınırının altında hayatlarını devam ettirmeye çalışmaktadır. Bununla birlikte eğitim alanında sistemli olarak uygulanan ayrımcı politikalar nedeniyle Müslüman Türkler kendilerini yetiştirip daha iyi iş imkanları bulmaktan mahrum edilmektedir. Doğu Türkistan'da iş sahalarının hemen hepsinin Çinlilerin elinde bulunması nedeniyle Müslüman halk işsizlik sorunuyla mücadele etmektedir. Buna rağmen hükümet bu bölgelerde çalışmak üzere Çin'in batısından sürekli Çinli transferi yapmaktadır. Bu şekilde bir yandan bölgedeki nüfus dengesi Çin lehine bozulmaya çalışılırken, bir yandan da Doğu Türkistan ekonomisi denetim altında tutulmaktadır. Zamanlarının çoğunu kendi memleketlerinde bir esir gibi çalışmakla geçiren Türk çiftçiler, varlık içinde yokluk yaşamaktadırlar. Bölgede 1 milyon kadar askerini silah altında tutan Çin, Doğu Türkistan'da Müslümanların attığı her adımı kontrol etmektedir. Yollarda kurulmuş olan askeri denetim noktalarında tüm araçlar tek tek durdurulup içleri aranırken, erkekler hakarete uğrayıp tartaklanmakta, Müslüman kadınlarsa tacize uğramaktadırlar. Çin, bu bölgeyi dünyaya unutturmak, gündeme geldiğinde ise buradaki mazlum Müslümanları terörist gibi göstermek çabasındadır. Buna karşı her Müslüman, elindeki her imkanı kullanarak Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü dünyaya duyurmak, uluslararası kuruluşların dikkatini bu konuya çekmek için çalışmalıdır. Tüm bu zulüm ve işkencelere karşı Doğu Türkistan halkının haklarını savunma veya kendilerini koruma imkanı yoktur. Ancak dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar,
ihtiyaç içindeki bu savunmasız insanlara birçok şekilde yardımda bulunabilirler. Doğu Türkistan halkının yaşadığı zulmü dünya kamuoyunun ve uluslararası kuruluşların dikkatine sunacak her türlü girişim, bu konuda yapılacak en ufak bir katkı bile önemli bir hizmet olacaktır. Sadece Müslüman oldukları için zulüm, işkence ve katliama maruz bırakılan Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurların bu durumu, tüm dünya Müslümanlarının üzerine bir sorumluluk yüklemektedir. Mazlum Müslümanların kurtuluşu için mücadele yürütmek her Müslümanın görevidir. Doğu Türkistan'a sahip çıkmak hepimizin görevidir. Türkistan bizim onur davamızdır. Türkistan bizimdir. Türkistan bizimdir. Türkistan bizimdir. Şeyine, kefenine, bıçağına, perçin vurulur çağına, selam Türkistan'a. Çevrelendi dört yanımız, Hakk'a bağlandı yönümüz, cihanda tekti ünümüz, selam Türkistan'a. Düşen düştü yarımızdan, yokumuzdan varımızdan, ölümüzden dirimizden, selam Türkistan'a. O Türklüğünden ötürü, dar ağacından yatırı, unutmam Osman Batur'u. Selam Türkistan'a, selam Türkistan'a, selam Türkistan'a.